Yine bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdiye kadar hep Almanya güçlü güçlü dedim ama Almanya ile hiç oynamadık. O yüzden bu sefer Almanya ile oynayalım. Ve bir yandan da nasıl söyleyeyim, bir rehber kadar kolay olacaktır bence. Çünkü Almanya ile sorun yaşayabileceğimiz bir durum neredeyse yok ya. Özellikle oyuna yeni başlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu direkt bir rehber gibi görebilirsiniz. Rehber isteyen arkadaşımız vardı. Onun için de ben düşünüyorum bir şey yapmayı ama bakalım, o büyük ihtimal bir hafta falan sonra çekebilirim en erken. Yusufay'ın 4'ü de bu arada çekeceğim. Ama birkaç gün ara vereceğim. O yani çok fazla sinirimi bozdu kanat olayı. Çünkü hiç bütün her şeyi beklemek zorundasınız. Fokus yap bekle, fokus yap bekle, fokus yap bekle. Neyse. Şimdi öncelikle önceliği bir üretime veriyoruz. Üretiminde de şöyle yapacağız. Kara birliklerimizin ana gövdesi piyadeler. 3 piyade bir top. Bunu şöyle bol bol üretelim. Rezerv olarak üretin. Ne zaman rezerv üretmeyi bırakmanız lazım onu söyleyeceğim. Şimdi bu şekilde 3 seri 12 paralel 36 tümen üreterek başlayın oyuna. Sonrasında motorize. 3 motorize, bir mühendis. Bunlardan da 2 seri 12 paralel olarak üretebilirsiniz. Bu şekilde başlatalım. Onun dışında üretim için orası yeterli. Ondan sonra araştırma ve diplomasi. Diplomasiye şöyle yarım puan verseniz bile olur. Casusluğa 1,5 puan verin. Subaya da şöyle 10 puan yeter. Yok, hatta oyunun başında az verelim. Askerleriniz eğitildikten sonra bunu arttırmanız lazım. Şöyle piyade araştırmalarıyla başlıyoruz. Light tank araştırmalarında sadece bu seviye 2'yi yapacağız. Sonra medium tankı açar açmaz bu araştırmaları bırakacağız. Artilleri araştır. Roket artilleri dursun, ileride araştıracağız. Sonra kara doktrinleri en önemlileri. Schwachpunkt, ondan sonra Blitzkrieg dursun. 38 araştırması. Mass Assault araştırın. Ha, Tactical Command Strike, bu da motorizelerin moralini arttırıyor. Bunu da araştırın. Motor, hani moral ve organizasyon diyen ve motorize, piyade, top için olan her şeyi araştıracağız. Ha, şunlar da var. Sonra gemi. Escort Carrier teknolojisini araştırın. Uçak gemisi yapacağız. Onun yanına bir de tabii ki muhrip lazım uçak gemilerini korumak için. Tamam, doldu mu? He, dolmak üzere. Bunun yanına istediğiniz herhangi bir şey koyabilirsiniz. İki tane de araştırma koyabiliyoruz şu anda. Ne koyalım? Deniz araştırmalarını koyalım. Muhriplerin görüşünü azaltıyor bu. Pardon. Muhriplerin daha hızlı tespit yapmasını sağlıyor. Bir de muhrip, yani moral araştırması. Sonra oyunun başında Avustralya'ya tıklıyorsunuz. Pardon, Avusturya'ya tıklıyorsunuz. Casus gönderme önceliğinizi maksimum yapıp kendi partinizi destekliyorsunuz. Bunun sebebinden hemen bahsedeceğim. Kendi ülkenizde de şu şekilde yapın. Kendi partiniz 3, Nationality 2, karşı casusluk 1. Şimdi neden Avusturya'da kendi partimizi destekliyoruz hemen oyunun başında? Şöyle. Diplomaside bakın, burada fokuslar var. Şu Anschluss'u yapmak için iki seçenek var. Bir, ya 1938 olacak 1 Mart ya da Avusturya'daki sizin Nazi partinizin desteği yüksek olacak. Casus gönderip kendi partinizi desteklerseniz bunu 1937'de yapabiliyorsunuz. Böyle yapacağız ki Avusturya daha erken bize kazansın. Üçüncü olarak da Polonya'ya casus atın. Şöyle tehdit arttırın. Polonya'ya da erken savaş açacağız. Yani 1939'u beklememize hiç gerek yok. Bu bölümde direkt Polonya ile savaşabiliriz. Ama önemli bir şey var. Yani şu ticareti bir otomatiğe vereyim. Polonya'ya savaş açtıktan sonra başka bir ülkeye savaş açmamanız lazım. Çünkü mesela Çekoslovakya'ya, Hollanda'ya herhangi birine savaş açarsanız ve Polonya'yı yenmişseniz İngiltere ya da Fransa size %100 savaş açıyor. Yani çok nadir savaş açmadığı durumlar. Sonra bu fokusu hemen yapın. Oyunun başında şu bölgeye asker soktuğunuzda bu fokus açılır. O yüzden sadece Polonya'yı alıp bekleyeceğiz. Ondan sonra yeterince asker ve tank sayısına ulaştığımız zaman Çekoslovakya'ya erken saldırabiliriz. Ya da bütün fokusları yaparız. Hani bunların hepsini beleşe alacak aldığımız şekilde. Ondan sonra Hollanda'ya falan savaş açarken onlar İngiltere bize savaş açar.
Ama o duruma hani gelecek bölüm bakacağız. Bu bölüm büyük ihtimal sadece şey yaparız. Polonya'yı yeneriz. Politik yasalarda Mixit Endüstri'ye geçebildiğiniz an geçin. Ama Trigger Draft'a geçmeyin. Trigger Draft'a şöyle oyunu biraz yavaşlatayım. Trigger Draft'a buradaki askerleriniz üretildikten sonra geçeceksiniz. Neden? Çünkü Trigger Draft'ta rezerv olarak asker ürettiğiniz zaman daha az fabrika yiyor. Şimdi daha az fabrika yiyorken oyunun başında asker üretiyoruz. Ürettiğimiz asker bize burada pratik puanı olarak geri dönüyor. Bakın şu anda bayağı artmış. Pratik puanımız arttığı için Trigger Draft'ta yani bir üst seviye seferberliğe geçtiğimiz zaman askerler daha pahalı olsa da biz burada teori yani asker üretim yeteneği kazandığımız için yine daha ucuz üretebiliyoruz. Yani açıklaması biraz anlaşılmamış olabilir ama nasıl söyleyebilirim onu daha basit bir şekilde. Şey gibi düşün. Hani bir ordu silah üretmeniz lazım. En başta çalışanlarınıza az sayıda silah ürettiriyorsunuz. Onlar silah üretmeyi öğreniyor. Üretimi arttırıyorsunuz. Aniden adamlara al sen bu silah bundan 11 tane üretemiyorsun da en başta 10'ar tanesini üretmeyi gösteriyorsun. Ondan sonra 10 bin tane de üretiyorsun. Yaptığını biraz daha biliyor oluyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Daha mantıklı bir açıklama gelmedi aklıma. İlk 12 tümenimiz eğitildi. Bunları hemen şöyle seçip şuna basarsanız direkt bir kolordu atar. Şöyle kolordu atayalım. Bir tane de ordu oluşturalım bunlara. Tamam. Bunları tabii ki doğuya vereceğiz. Hatta dur bir ordular bildi oluşturayım. Casus atmaya oyunun başında başlamanız önemli. Öbür türlü Polonya ile savaş çok geç başlıyor. Ne kadar erken atarsanız en azından 1937'nin başlarında falan saldırabilme ihtimaliniz olur. Motorizeleri farklı bir orduya atayın. Ya da ordunun ismini değiştirin. Sonradan çünkü bunun yanına tanklar vereceğiz. Mesela Yıldırım ordusu diyeyim mi? Unutmam bu şekilde. İyi generalleri vesaire daha önemli bir zamanda Fransa ile savaşacağımız falan yaparız. Zaten Polonya'yı her türlü ezeceğiz. Ya burada tank araştırmaları bitmeye başlamış. Hepsi bitmiş daha doğrusu. Bakın 1938'leri direkt iptal. Medium tank araştırma. Light tank'ı Almanya olarak direkt atlayabilirsiniz. Yani hiç light tank üretmeye gerek yok. Piyadelerde 1938 araştırması kalabilir. Şu Mountain ve Arctic Warfare araştırmalarını yapın. Bunlar işinize yarayacak her zaman. Marine de araştıralım. Bakın şimdi yeni askerlerimiz geldiği için ofis subay oranımız düşmeye başladı. O yüzden araştırmadan biraz azaltıp şöyle subayı arttırabiliriz. Zaten hani çoğu gördüğünüz gibi araştırma artık boş. İstediğimiz araştırmaları yapmaya başladık. Hepsinin süresi yükseldi. O yüzden 20 tane araştırma yapmaya gerek yok. Bir yandan şu şekilde Deklaratör üstüne gelip Polonya'ya ne zaman savaş ilanınıza bakın. Üstteki sayı alttaki sayının altında ya da eşit olduğunda savaş açabiliyorsunuz. Yani az bir şey kaldı. 47-50'de falan buluşacaklar. Anti-aircraft araştırmalarını yapabiliriz. Hatta yapalım. Birliklere belki ekleyebilirim ileride. Şimdi üretimimizin çoğu bitti arkadaşlar. Bir, burada önceliği geliştirmelere verdim. Prioritize Upgrades'e getirdim. İki, artık 2-year draft'tan 3-year draft'a geçebiliriz. Hem daha fazla subay yetiştireceğiz şu anda hem nüfusumuz daha hızlı artacak. Hem de bakın burası çok fazla artmadı. 7'ye geldi piyade tümenleri ama yani biz bunu daha erken yapsaydık büyük ihtimal 9 görüyor olurduk orada. Bir de size şöyle bir ipucu daha vereyim. Bakın mesela biz şimdi Polonya'ya savaşacağız ama bazı askerlerimiz buralarda değil mi? Boş garnizonluk yapıyorlar. Batıdaki orduya şöyle tıklayıp şuna basarsanız ve Çekoslovakya'nın etrafını verirseniz buraları Doğu kumanda merkezi korumaz. Askerleriniz burada boşu boşuna harcanmaz. Şimdi Polonya'ya savaş açmaya hazır mıyız? Hazırız. Çok güzel. Hemen seferberlik ilan edelim. Seferberlik ilan ettikten sonra hemen burada reinforcement öncelik verin. Sonra şuradaki askerlerin nüfusunun 3000 olmasını bekleyin. Tamam. 3000'e geldiler. Şimdi saldırabilirsin. Bakayım. Şurayı blitzing yapmamışım. O yüzden saldırmadılar. Tamam. Burada da blitzkrieg'i seçin direkt. Polonya'ya saldırdığınız anda.
Bu iki tümen önemli değil. Buraları bir yere koyalım. Medium tank araştırması bitti. Şimdi biraz medium tank üretebiliriz. Ama dur. Önce şu yerler bitti. Polonya ile savaşı hiç merak etmeyin. Yani Polonya'nın 1 trilyon askeri de olsa erken saldırdığınız zaman seferberlikte olmadıkları için her tümeninde 800 kişi falan oluyor. Çok rahat yenebileceksiniz. Acaba kaç gün sürecek savaş? Tamam, Borsova'ya girdik galiba. Girmemiş. Önündeyiz, girin lan içeri. Borsova'yı tuttular biraz. Derken düştü. Tamam. Şimdi herhangi birine savaş açmamanız lazım bu dönemden sonra artık. O yüzden dikkat edin. Yanlışlıkla hani ben şurayı da alırım, herhangi birini korumuyorlar demeyin. Bakın. Çekoslovakya mesela şu an sıfır koruması var. Ama yine de savaş açarsanız İngilizler size savaş açabiliyor. Tehdit seviyeniz yüksek olduğu için. İç savaş da bitti. Sadece şöyle bir ihtimal var. Başka faşist bir ülkeye savaş açarsanız o zaman İngilizlerin size savaş açmama ihtimali var. Ama %20 gibi bir ihtimal. O yüzden pek denemenizi önermem. Şimdi yeniden Çekoslovakya'nın etrafına geçsinler istiyorum. O yüzden böyle yaptım. Ama savaş açmayacağız. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatmaya yakın ya da şu fokusu reddederlerse. Şu anda gözükmüyor da Çekoslovakya'nın işgali fokusunu reddederlerse yapacağız. 1908 silah araştırmaları da bitti. Bunu da iptal edelim. Bundan sonra yapacağımız çok bir araştırma kalmıyor aslında. Subayı şöyle arttırabiliriz. Yani medium tankın silahlarını vesaire araştıralım. Üretim nasıl? Üretim bitmiş. Tamam. Medium üretebiliriz artık. 2 tane armor. 2 tane motorize olarak üretebilirsiniz genelde medium tanklarınızı. Ama daha iyisi şöyle olur. SP artileri açtıktan sonra, yani self-propelled artileri, zırhlı artileri açtıktan sonra bir tanesini zırhlı artileriye çevirmek olabilir motorizelerden. Onu şu anda yapamadığımız için şöyle başlayacağız. 3 tank 2 seri şeklinde. 3 paralel 2 seri şeklinde mediumlarla başlayalım. Ordumuz medium, fabrikalarımız medium tank yapmayı öğrenmeye başladığı zaman SP'leri de açarız. Hatta bakayım ne kadar bunu açmamızda. Light tankları 3 yapmamız lazım. Doğru. Çaktırmayın. Neyse şimdi daha hızlı yaparız. Yıl 1937'ye geçti ya. Tamam, Anschluss yapabiliyoruz. Bakın 1937'de. Bu Anschluss'tan gelen birlikleri direkt olarak şey yapabilirsiniz. Şöyle bağlayın. Bir tane oradaki artıya basın. Bir tane ordu oluştursun. Orduyu da batıya verin. Garnizon gibi kullanıyor onu batıdaki bir kumanda merkezi. Neyse beyler, bence ilk bölüm için bu kadar yeterli. Biraz giriş bölümü gibi olsun. Yani zaten Polonya'yı işgal ettik. Bunun dışında gelecek bölümü bekleyeceğiz biraz. Gelecek bölümde de olabildiğince tank kuvvetlerimizi arttırıp sonra 1938'de falan, 1938'in sonları gibi İkinci Dünya Savaşı'nı başlatabiliriz. Onun dışında sizin bir sorunuz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Yani biraz hızlı gidiyorum ama dediğim gibi Almanya zaten kaybedemeyiz. O yüzden biraz rehber gibi yaptıklarımı anlatırken dünyayı griye boyayacağız. Herhangi bir müttefik almayacağım bu arada, onu söylemeyi unuttum. İtalya falan almayacağım, İtalya'yı falan da yiyeceğiz. O yüzden bütün Avrupa tamamen gri olacak. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.